Arkadaşlar herkese yeni bir videodan selamlar. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Videoya burada yaklaşık 2 aydır yaşadığım paylaşımlı VG evinin önünden başlamak istedim. Çünkü sizlere burada yaşadığım 2 ayı değerlendirmek istiyorum kısaca. Gelin videoya yürürken devam edelim arkadaşlar. Burası arkadaşlar evin önündeki park yeri. Şu aracın yanındaki boş kısım ücretli. Aylık 50 euro ücreti var. Fakat aracın durduğu yer kısa süreli park için ücretsiz. Yine bu eve ait. O da yan odadaki arkadaşın aracı. Bu taraf ise yandaki binaya ait. Bu da yandaki binanın sahibinin kullandığı Renault Twizy, elektrikli bir model. Ara sıra kendisi kullanıyor bunu ve park sorunu olmayan bir araç gördüğünüz gibi. Büyük ihtimal yakıt sorunu da yoktur. Şimdi gelin arkadaşlar, aşağıda ileride bir park var. Oraya doğru yürüyelim. Orada da oturup devam ederiz sohbetimize. Arkadaşlar VG'de yaşadığım bu 2 aylık süreyi değerlendirecek olursak eğer bu evde toplamda 7 kişi yaşıyor. 7 odası var. Bir tane mutfağı var ve her odanın kendine özgü ayrı WC ve duşu var arkadaşlar. Bu yaşadığım VG'nin en büyük iyi özelliği, avantajı. Çünkü eğer duş ortak olsaydı arkadaşlar, sabahları işe gitme günlerinde önünde büyük bir sıra olacaktı büyük ihtimal. O yüzden videomuzun konusu olan tavsiyelerden bir tanesi, Almanya'ya eğer geldiğinizde kalacak yer arayacak olursanız ortak duşu ve tuvaleti olmayan yerlere bakın derim. Böyle kendi odasının içinde WC ve duşu olan yerlere bakın. Onun haricinde çamaşır yıkama için ise yine bu kaldığım evin ayrı bir dışarıda bölmesi var. Odası var. Orada 2 adet çamaşır makinesi ve 1 adet kurutma makinesi var. Herkese, 7 kişiye gayet de yetiyor. Herhangi bir sıra vesaire olmuyor arkadaşlar. Çünkü benim kaldığım VG'de yaşayan 7 kişinin hepsi hafta sonları kalmıyor. Genelde 3-4 kişi hafta sonu ailelerin yaşadığı şehirlere gidiyorlar ve burada sadece 2-3 kişi kalıyoruz. Hatta hafta içi bile onları çok görmüyorum. O yüzden gayet rahat bir VG ve çok memnunum yaşamaktan. Bu arada videonun konusunu YouTube'da yaptığım bir anketle belirlemiştim. Bu ankette 3 tane seçenek sundum sizlere. Bir tanesi Almanya'da iş ortamı, diğeri Almanya'ya geldikten sonra yapılacaklar ve en sonuncusu da Almanya'ya geleceklere tavsiyelerdi. En çok oyu bunlardan Almanya'ya geleceklere tavsiyeler aldı. O yüzden bu videonun konusu bu şekilde, tavsiye şeklinde olacak arkadaşlar. Fakat yine de Almanya'daki bir haftadır çalıştığım iş ortamımdan da sizlere bahsetmek istiyorum. Gelin arkadaşlar şu ilerideki parkta videomuza devam edelim. Bu arada bu yaşadığım kasabada bisiklet çok yaygın. Herkesin kendi bisikleti var ve çoğu yere bisikletle gidiyorlar. Araçta da gördüğünüz gibi ve kendi bisikletlerini taşıyorlar. Çünkü çok güzel bisiklet parkurları var. İnternetten kontrol ettiğime göre kendim gitmedim daha. Evet arkadaşlar, konuya kaldığımız yerden devam edecek olursak. Fakat öncesinde Almanya'da yaklaşık 4-4,5 aydır bulunuyorum. İkinci ayda işimi bulmuştum önceki videolarda bahsettiğim gibi. Ve arkadaşlar ondan işimi bulduktan sonra Yabancılar Dairesi'ne çalışma oturum iznine başvurmuştum. Ve yaklaşık Stuttgart'ta olduğum için bir ay orada bekledim ve Yabancılar Dairesi'nden maillerime ve başvuruma herhangi bir dönüş alamadım. Daha sonrasında işi bulduğum şehir olan Konstanz'a yakın Singen şehrine göç ettim arkadaşlar. Ve burası da Konstanz şehrine bağlı olduğu için çalışma ve oturum iznime oradaki Yabancılar Dairesi'nden başvurdum. Ve başvurduktan sonra hemen ikinci gün bana dönüş yaptılar. Gerekli belgeleri istediler. Belgeleri yolladım ve kendileri de yine benim bu belgelerimi Arbeitsamt denilen ya da Arbeitsagentur denilen federal iş kurumuna gönderdiler onay almak için. Bu iş kurumunda ne yapıldı arkadaşlar? Benim diplomam ile şu an çalışmaya başladığım sözleşmemde yazan ünvanı kontrol ettiler. Ve bu ünvanla bana verdikleri maaşı kontrol ettiler arkadaşlar. Bu çok önemli bir nokta. Eğer bunlar arasında uyuşmazlık varsa sizlere bu Arbeitsagentur denilen kurum, iş arama vizesiyle gelen arkadaşlara
onay vermiyor arkadaşlar. Bunun 3-4 tane örneğini ben gördüm takipçilerimden. Maalesef birkaç tanesi gerek maaşı düşük diye red aldı ve tekrardan iş arayışına girdi. Gerekse yaptıkları iş sözleşmesinde ünvanı diplomalarına uymuyor diye red aldılar arkadaşlar. O yüzden bu çok önemli bir nokta. Şimdi bu vizeyi alıp Almanya'ya gelebilirsiniz bir şekilde ama burada eğer diplomanıza uygun iş bulamazsanız ya da diplomanızdaki ünvanınıza uygun maaşta bir iş bulamazsanız arkadaşlar, maalesef bu dediğim ABAS Agentur kurumu yabancılar dairesine red veriyor ve sizin tekrar başka bir kendinize ve diplomanıza uygun maaşta, ünvanda iş aramanızı söylüyorlar ve o yüzden süreç uzuyor. Psikolojik olarak da bu arkadaşlar gerçekten çok kötü durumlara düşüyor. Çok şükür ben böyle bir şey yaşamadım arkadaşlar. Çünkü ben başvurduktan bir ay sonra ABAS Agentur'dan çalışabilir onayımı aldım ve ertesi gün hemen beni firmamdan aradılar ve işe başlayabileceğimi söylediler. Şu anda da yaklaşık bir haftadır çalışmaktayım arkadaşlar. Fakat yabancılar dairesine haftaya gideceğim. Haftaya randevu vermişti ve gidip oturum kartımı büyük ihtimal orada alacağım. Gerekli işlemleri tamamladıktan sonra. Dolayısıyla arkadaşlar sizlere bu noktada tavsiyem, bu iş arama vizesi ya da fırsat kartı ile ileride gelecek arkadaşlara büyük şehirlere gelmemenizi tavsiye ediyorum. Yani Stuttgart gibi, Münih gibi, Hamburg gibi şehirlerin tam merkezine gelip yerleşmeyin. Çünkü oraya yerleşirseniz orada ikametgah oluşturacaksınız arkadaşlar. Ve de orada oluşturursanız ilk iş bulduğunuzda oranın yabancılar dairesine başvurmak isteyeceksiniz. Çünkü işlemler daha hızlı gitsin diye. Dolayısıyla orada da birikme olduğu için, yani bu Ukrayna'dan gelen göçmenler, mülteciler ya da diğer Orta Doğu ülkelerinden gelen kişiler oralarda biriktiği için arkadaşlar size çok çok geç döneceklerdir. Buradaki tavsiyem sizlere büyük şehirlerin etrafındaki küçük ilçelerde ya da kasabalarda kendinize bir ev bulmanız, kiralık ev ya da oda bulmanız ve orada ikametgah yapıp iş bulduğunuzda da oranın yabancılar dairesine başvurursanız çok çok hızlı dönüşler alacaksınız. Bunların haricinde arkadaşlar göç edince mücadele olayı, çaba olayı. Çünkü bazı Telegram gruplarında, WhatsApp gruplarında görüyorum. Mesela atıyorum evli bir çift var. Eşi kadın kocası için orada sorular soruyor. İşte eşim işte makine teknikeri, Almanya'ya gelmek istiyor, ne yapması gerekiyor, denkliğini nereden alması gerekiyor, ama bunu kendisi beyefendi yapmıyor ama eşi oradan çabalayarak onun adına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya da atıyorum emekli bir abim var, o da oğlunu Almanya'ya yollamaya çalışıyor, o da oğlunun adına orada sorular soruyor. İşte benim oğlum şuradan mezun, ne yapması gerekiyor, işte hangi dili öğrenmesi gerekiyor, denkliğini nereden alması gerekiyor gibi. O yüzden bu şekilde kişiler varsa lütfen bu başkalarının adına mücadeleyi bırakın arkadaşlar. Çünkü burası gerçekten bireysel bir çabalama ülkesi. Yani göç eden arkadaşlar için kendiniz çabalamazsanız, bir şeyleri araştırmazsanız, öğrenmezseniz, kendi araştırma hevesiniz yoksa burada gerçekten rezil olursunuz. Hiçbir işinizi halledemezsiniz. Kimse de size zaten burada yardım etmez. Ne buradaki Türkler ne de sizin gibi gelen arkadaşlar. Burada kimse birbirine yardımcı olmuyor arkadaşlar. Ve bireysel mücadele gerektiren bir ülke diyebilirim sizlere. O yüzden kendisinde, içinde araştırma, geliştirme duygusu olan kişilerin buraya göç etmesini tavsiye ediyorum. Şimdi bu mücadeleler neler diye soracak arkadaşlar da olacaktır. Bunlardan arkadaşlar bir tanesi, buradaki bütün kurumlara kayıt yaptırmanız gerekiyor. Çünkü sıfırdan hayata başlıyorsunuz burada. Ve bunların yeri nerededir, nasıl başvuru yapılır, işte ondan sonra atıyorum en kötü bankada hesap açtırma. Yani gidip bazı bankacılar İngilizce bilmiyor. Dolayısıyla onlarla gidip Almanca bu hesabı açtırmanız gerekiyor. Müzakere etmeniz gerekiyor. Evinize posta yolluyorlar 2-3 tane ayrı ayrı. İşte uygulamayı yükleyemiyorsunuz çünkü uygulama başka bir uygulamaya bağlı. Türkiye'deki gibi değil. 2-3 tane uygulama birbirinden işte şifre alıyor, öyle yapıyor, böyle yapıyor ve bunları gidip sormanız gerekiyor yine tekrar bankaya. Onun haricinde arkadaşlar yine yabancılar dairesine başvuru aşamasında İngilizce konuşmuyorlar. Bu bunların gerçekten en kötü özelliği. Bildikleri halde konuşmuyorlar. O yüzden gidip işte onunla telefon açıp mücadele etmesi gerekiyor başvuracak kişinin. O yüzden burada bireysel bir mücadele var. Yani sizin anlayacağınız burada mücadele
kesinlikle bitmiyor arkadaşlar. Bir yıl belki de iki yıl boyunca devam edecek bir mücadele içine gireceksiniz buraya geldiğinizde. O yüzden tavsiyem bunlara hazırlıklı olmanız yönündedir. Bu videoyu kapatmadan iki şeyden bahsetmek istiyorum. Birincisi Superpier üzerinden danışmanlık vermeye devam ediyorum. Bugüne kadar yaklaşık 8-10 arkadaşıma danışmanlık verdim. Bu danışmanlık verdiğim kişiler gerçekten memnun kaldı. Eğer yorumlara da izliyorlarsa, yazarlarsa sevinirim. Superpier üzerinden verdiğim hizmetler sizlerin arkadaşlar vizeye uygun olup olmadığınızı değerlendiriyoruz ilk aşamada. Sadece bunu almak isteyenler alabilir. Onun haricinde vize başvuru dokümanlarınızı sizin konsolosluk görüşmenizden önce check ediyoruz birlikte, kontrol ediyoruz. Bunun haricinde eğer isterseniz kendiniz çok yabancıysanız bu konuya, bütün vize evraklarınızı birlikte hazırlayabiliriz, birlikte yürütebiliriz. Bunların haricinde eğer denklik başvurusu yapmanız gerekiyorsa ön lisans mezunu arkadaşlarımın, denklik başvuru sürecini birlikte de götürebiliriz arkadaşlar. Bu konularda sizlere her zaman destek vermeye hazırım. Bunun haricinde videomu son bir konuyla kapatmak istiyorum. Videoma gelen bir tane yorum var. Eğer ben bu vizeyi aldım diyelim, Almanya'ya gelmeden Türkiye'den iş arasam olur mu? Arkadaşlar ben bu yöntemi daha önce test ettim, denedim. Bu yöntem çalışmıyor. Çünkü firmalar sizin konumunuzu Türkiye ve telefonunuzu orası gördüğü için maalesef sizle görüşmek istemiyorlar. Ama eğer de buraya gelirseniz bütün firmalar sizle görüşmek isteyecektir. Eğer çok güzel CV'niz varsa. Bunun yanında arkadaşlar Superpier'den CV ve motivasyon mektubunuzu da tek seferde en doğrusunu oluşturacak şekilde sizlere destek oluyorum. Açıklamalarda bu linki bulabilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar burada anmeldung yapmanız gerekiyor ve bu anmeldung sizin için her şey. Çünkü ikametgah demek. İkametgah sonunda Melde 5'te Tugung isimli form veriyorlar size ve bu formu hemen hemen tüm kurumlar sizden bekliyorlar ve istiyorlar. Yani Almanya'daki sisteme girme sürecinizde bu form çok önemli. Banka hesabı açma olsun, işte Finanzamt'tan vergi numarası alma olsun, yabancılar dairesine iş bulduktan sonra sözleşmenizle başvuru yapmak olsun. Her yerde bu form gerekli. O yüzden bir an önce eğer vizenizi aldıysanız buraya kendinizi riske atıp gelip sisteme kaydınızı yaptırıp İş bulduğunuzda da hemen zaman kaybetmeden işinize başlayabilirsiniz arkadaşlar bu yöntemi izlediğinizde. Benim arkadaşlar sizlere bugünlük bahsedeceklerim bu kadar. Umarım video faydalı olmuştur sizlere. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.